Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Modalsätze, Art und Weise, Ausdrücken. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, bu başlığın altında inceleyeceğimiz indim ve daha durch das yapıları ne anlama geliyor ona bir bakalım. İndim arkadaşlar iken bu sayede daha durch das. Demek ki daha durch das bu sayede anlamına geliyor. Ve bunlar arkadaşlar cümle içerisinde nasıl kullanılıyor, ne kapsamda inceleniyor onu bir inceleyelim. Şimdi ilk başta ki örneğe bakacak olursak der Klavierspieler bereitet sich auf eine ganze Reihe von Konzerten in Asien vor, indem er unterschiedliche Kulturen mit sich nehmen kann cümlesini görüyoruz. Evet, bayağı bir uzun gibi değil mi cümle? Aslında gayet anlaşılır olduğunu tahmin ediyorum. Şöyle bir anlamlandıralım. Der Klavierspieler, piyano sanatçısı değil mi? Bereitet sich bereiten değil mi? Vorbereiten hatta değil mi? Ayrılabilir. Hazırlanmak demek. Auf eine ganze Reihe von Konzerten yapısını görüyoruz. Bakın bir konser dizisi derken demek ki auf eine ganze Reihe demek ki bir dizi kastedilmiş oluyor. Ne dizisi? Konser dizisi derken auf eine ganze Reihe von Konzerten in Asien vor demek ki Asya'da değil mi bir dizi konsere hazırlanıyormuş. Bakın burada indem var. Indem er unterschiedliche Kulturen mit sich nehmen kann. Unterschiedliche Kulturen, çeşitli kültürler. Mit sich nehmen, güzel Türkçe'de hani yanına almak, yani kendine katmak gibi düşünülebilir. Almanca'da yanına almak deniliyor arkadaşlar. Dolayısıyla hani bunun tecrübesini edinmek olarak da, yani tecrübe etmek anlamına da gelebilir bu. Dolayısıyla burada unterschiedliche Kulturen mit sich nehmen, çeşitli kültürlerin öğrenmek, kavramak, karşılaşmak anlamına gelmiş oluyor. Şimdi burada indiğim yapısını gördüğümüzde arkadaşlar iken demiştim az önce değil mi? Dolayısıyla çeşitli kültürleri ne yapmış oluyor? Bu konserler sayesinde edinmiş oluyor değil mi? Onlarla karşılaşmış oluyor. Dolayısıyla bakın buradaki indiğim fonksiyonu iken gibi neredeyse. Çünkü birebir iken şeklinde çevrildiğinde belki havada kalabiliyor bu bu cümle. Dolayısıyla aslında bu cümle bize ne diyor arkadaşlar? Piyano sanatçısı bir dizi konsere hazırlanıyor Asya'da ve bunu yaparken çeşitli kültürlerle karşılaşmış oluyor ve kendisine tecrübe olarak bunu katmış oluyor demiş oluyoruz. Dolayısıyla şimdi tabii bunu birebir Türkçe'ye çevirdiğimizde az önce de söylediğim gibi havada kalabiliyor ama artık C1 seviyesinde olduğumuz için hani Almanca dil dinamiğinde düşünebildiğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla indem demek ki iken demek ancak burada kapsamında gibi de düşünülebilir değil mi? Çünkü çeşitli kültürler edinirken o kapsamda değil mi şeklinde ele almış oluyoruz. Şimdi buradaki indiğim yapısı arkadaşlar daha durch das şeklinde de ifade edilebilir. Bu sayede baktığımızda daha durch das der Klavierspieler sich auf eine ganze Reihe von Konzerten in Asien vorbereitet, kann er unterschiedliche Kulturen mit sich nehmen. Bakın burada arkadaşlar ne diyor? Bu sayede ile başlayan bir cümle. Yani piyano sanatçısı bir dizi konserler değil mi? Asya'daki bir dizi konserlere hazırlanıyor. Bu sayede ne yapmış olacak? Çeşitli kültürleri çeşitli kültürlerle karşılaşmış olacak, deneyimlemiş olacak şekline gelmiş getirmiş oluyoruz bunu güzel Türkçe'ye çevirdiğimizde. Dolayısıyla benim dikkat etmem gereken şey şu aslında arkadaşlar. İndiğim yapısı kendini daha durch das yapısına bırakabiliyor. Ve biz burada ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Daha durch das ile cümlemizi başlatıyoruz. İndiğimde ise ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? İki cümleyi bir araya getirdiğimizde indiğim yapısını
ortada korumuş oluyoruz. Bu ayrıntıya dikkat etmemiz gerekiyor. Tabi burada dadurch, dass der Klavierspieler sich auf eine ganze Reihe von Konzerten in Asien vorbereitet. Bakın, piyano sanatçısı Asya'daki bir dizi konsere, değil mi? Bütün bir dizi, değil mi? Konsere hazırlık yaparken çeşitli kültürleri de yanına almış olacak demiş oluyoruz. Dediğim gibi anlam olarak ikisi de aynı arkadaşlar. In dem de baktığımızda der Klavierspieler bereitet sich auf eine ganze Reihe von Konzerten in Asien vor, indem er unterschiedliche Kulturen mit sich nehmen kann denildiğinde, demek ki arkadaşlar burada aynı anlamı korumuş oluyoruz. Sonraki örneğimize bakalım. Man kann viel Geld sparen, indem man zu Hause für sich selber kocht. Kesinlikle katıldığım bir şey. Ne diyor arkadaşlar bu cümle? İnsan, değil mi? Ya da işte genelleme yaptığımızda man kullanıyorduk, değil mi? Çok para ne yapılır? Biriktirilir. Indem man zu Hause, değil mi? Evde für sich selber kocht. Kendine pişirerek ne yapılabilir? Çok para biriktirilebilir, değil mi? Burada ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? İndeyim yapısını kullanmış oluyoruz. Hani bunu güzel Türkçe'ye çevirecek olursak demek ki evde kendiniz için yemek pişirirken, değil mi? İken çok para biriktirilebilir demiş oluyoruz. Bu yapıyı şimdi biz dadurch das, bu sayede yapısına büründürecek olursak bakın ne diyoruz bu sefer. Dadurch, dass man zu Hause für sich selber kocht, kann man viel Geld sparen. Demek ki evde kendiniz için yemek pişirirken bu sayede çok para biriktirilmiş olunur demiş oluyoruz. Değil mi? Dilerseniz buradaki toparlamayı burada da yapayım. Şimdi ne yapmış oluyoruz? Man kann viel Geld sparen. Çok para biriktirilir. Indem man zu Hause für sich selber kocht. Evde kendiniz için yemek pişirir iken demiş oluyoruz. Burada da bu sayede dediğimizde dadurch, dass man zu Hause für sich selber kocht. Evde kendiniz için pişirdiğiniz sayesinde kann man viel Geld sparen. Çok para biriktirilmiş olunur demiş oluyoruz. Tabi burada ben Türkçe'ye birebir çevirdiğimde anlam bütünlüğünü belki hani Türkçe için düşünecek olursak bozuluyorsa arkadaşlar birebir bu kelimeleri verdiğimden dolayıdır. Dilerseniz bu görmüş olduğumuz cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Der Klavierspieler bereitet sich auf eine ganze Reihe von Konzerten in Asien vor, indem er unterschiedliche Kulturen mit sich nehmen kann. Der Klavierspieler bereitet sich auf eine ganze Reihe von Konzerten in Asien vor, indem er unterschiedliche Kulturen mit sich nehmen kann. Dadurch, dass der Klavierspieler sich auf eine ganze Reihe von Konzerten in Asien vorbereitet, kann er unterschiedliche Kulturen mit sich nehmen. Dadurch, dass der Klavierspieler sich auf eine ganze Reihe von Konzerten in Asien vorbereitet, kann er unterschiedliche Kulturen mit sich nehmen. Man kann viel Geld sparen, indem man zu Hause für sich selber kocht. Man kann viel Geld sparen, indem man zu Hause für sich selber kocht. Dadurch, dass man zu Hause für sich selber kocht, kann man viel Geld sparen. Dadurch, dass man zu Hause für sich selber kocht, kann man viel Geld sparen. Sırada womit ve wodurch yapıları var arkadaşlar. Ne ile derken womit, ne şekilde derken de wodurch dememiz gerekiyor. Şimdi burada baktığımızda arkadaşlar ilk örnek der 16-jährige Schüler weiß nicht womit er sein Geld verdienen wird cümlesini görüyoruz. Burada arkadaşlar ne diyor? 16 yaşındaki öğrenci weiß nicht, bilmiyor womit er sein Geld verdienen wird. Evet, yani sein
Geld verdiğin ver. Yani parasını nereden kazanacağını bilmiyor 16 yaşındaki öğrenci. Entweder als Architekt oder Ingenieur, ya mimar olarak ya da mühendis olarak, değil mi? Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar, ne ile para kazanacağını bilmiyor derken vomit dememiz gerekiyor. Bu durumda vomitten destek aldığımızda ve bu cümle içerisinde giydirdiğimizde ne olacak bu? Der 16-jährige Schüler, 16 yaşındaki öğrenci, weiß nicht, bilmiyor ne ile derken, womit er sein Geld verdienen wird, ne şekilde para kazanacağını bilmiyor demiş oluyoruz, değil mi? Entweder als Architekt oder Ingenieur, ya mimar olarak ya da mühendis olarak demiş oluyoruz. Bir diğer cümleye baktığımızda bu da gene ne ile anlamına gelen womit cümlesi arkadaşlar. Ne diyor? Die Eltern möchten wissen, womit ihre Kinder sich in der Schule beschäftigen. Anne babalar, değil mi? Ebeveynler bilmek istiyorlar. Möchten wissen, womit ihre Kinder, çocukları ne ile sich beschäftigen, neydi arkadaşlar? İlgili olmak, değil mi? Yani neyle meşguller, neyle ilgililer anlamına gelen sich beschäftigen refleksif fiili. In der Schule, okulda neyle ilgili, neyle meşgul olduklarını bilmek istiyor ebeveynler dediğimizde, demek ki ne ile derken womit yapısını kullanıyoruz. Bu durumda die Eltern möchten wissen, womit ihre Kinder sich in der Schule beschäftigen demiş oluyoruz. Demek ki neymiş arkadaşlar? Womit ne ile demekmiş, değil mi? Bir diğer yapıya baktığımızda o da wodurch arkadaşlar. Der Deutschlehrer erläuterte den Schülern, wodurch man den allgemeinen Wortschatz befestigen kann. Evet, burada ne diyor arkadaşlar? Almanca öğretmeni erläutern, açıklamak. Arkadaşlar, aydınlığa kavuşturmak, açıklamak. Den Schülern, demek ki öğrencilere ne yapıyormuş? Bir açıklama yapıyormuş. Wodurch man den allgemeinen Wortschatz befestigen kann. Yani bu kelime bilgisini, genel kelime bilgisi derken allgemeinen Wortschatz befestigen, sıkılaştırmak, oturtmak anlamına geliyor arkadaşlar. Yani burada ne diyor? Almanca öğretmeni öğrencilere şu açıklamayı yaptı. Genel kelimelerin nasıl oturtulabileceğini derken arkadaşlar wodurch'ten yardımı alıyoruz. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Wodurch ile bir cümleyi oluşturmuş oluyoruz. Bir diğer wodurch'e baktığımızda arkadaşlar, wodurch cümlesine baktığımızda, unsere Katze weiß nicht, wodurch sie wieder in die Wohnung zurückfinden soll. Kedimiz bilmiyor, wodurch sie wieder in die Wohnung zurückfinden, nasıl geri yol, değil mi? Eve nasıl geri döneceğini bilmiyor derken arkadaşlar wodurch kalıbından destek alıyoruz. Dolayısıyla bizim kedimiz eve geri dönmenin nasıl olacağını bilmiyor dediğimizde, demek ki yani nasıl geri dönüleceğini bilmiyor dediğimizde, demek ki wodurch'ten destek alıyoruz. Bu durumda unsere Katze weiß nicht, wodurch sie wieder in die Wohnung zurückfinden soll demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. Der 16-jährige Schüler weiß nicht, womit er sein Geld verdienen wird. Demek ki burada arkadaşlar womit ile, değil mi? Ne yapmış oluyorum? 16 yaşındaki öğrenci ne ile para kazanacağını bilmiyor anlamı doğmuş oluyor. Entweder als Architekt oder Ingenieur, ya mimar olarak ya da mühendis olarak demiş oluyorum. İkinci örnek cümleye baktığımızda die Eltern möchten wissen, womit ihre Kinder sich in der Schule beschäftigen. Demek ki anne babalar, değil mi, çocuklarının okulda ne ile ilgili olduklarını, ne ile meşgul olduklarını bilmek istiyorlar derken, burada da demek ki womit'ten destek alıyoruz. Bu durumda ne diyoruz arkadaşlar? Die Eltern möchten wissen, womit ihre Kinder sich in der Schule beschäftigen demiş oluyoruz. Üçüncü örneğe baktığımızda arkadaşlar, der Deutschlehrer erläuterte den Schülern, wodurch man den allgemeinen Wortschatz
ve festigen kann. Arkadaşlar burada wodurch ile ne yapmış oluyoruz? Ne şekilde anlamına geliyor? Burada ne diyor cümlemiz? Almanca öğretmeni öğrencilere nasıl bir açıklama yapıyor? Genel Almanca, değil mi? Genel bu kelimelerin nasıl, ne şekilde oturtulacağına dair bir açıklama getiriyor dediğimizde, demek ki burada Wodurch kalıbından destek alıyoruz ve der Deutschlehrer erläuterte den Schülern, wodurch man den allgemeinen Wortschatz befestigen kann demiş oluyoruz. Ve bir sonraki cümlede de arkadaşlar, unsere Katze weiß nicht, wodurch sie wieder in die Wohnung zurückfinden soll cümlesinde de arkadaşlar, kedimiz ne şekilde eve geri döneceğini bilmiyor anlamı doğmuş oluyor. Wodurch ile, değil mi? Demek ki wodurch ile ne şekilde anlamı doğduğundan, değil mi? Ne diyoruz o zaman? Unsere Katze weiß nicht, wodurch sie wieder in die Wohnung zurückfinden soll demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Der 16-jährige Schüler weiß nicht, womit sein Geld verdienen wird. Der 16-jährige Schüler weiß nicht, womit sein Geld verdienen wird. Entweder als Architekt oder Ingenieur. Entweder als Architekt oder Ingenieur. Die Eltern möchten wissen, womit ihre Kinder sich in der Schule beschäftigen. Die Eltern möchten wissen, womit ihre Kinder sich in der Schule beschäftigen. Der Deutschlehrer erläuterte den Schülern, wodurch man den allgemeinen Wortschatz befestigen kann. Der Deutschlehrer erläuterte den Schülern, wodurch man den allgemeinen Wortschatz befestigen kann. Unsere Katze weiß nicht, wodurch sie wieder in die Wohnung zurückfinden soll. Unsere Katze weiß nicht, wodurch sie wieder in die Wohnung zurückfinden soll. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde Modalsätze, Art und Weise konusunun ilkiyle bir başlangıç yapmış olduk. Bir sonraki dersimizde bunun ikincisiyle görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.